Değerli dinleyicilerimiz, Büyüteç günü ve gündemiyle sizlerle olan birlikteliğimiz başlıyor. Ekranlarınızın başına, radyolarınızın başına ve interaktif alanda da yeni alanlar da dahil olmak üzere size ulaştığımız özellikle internet merkezli ya da internet odaklı yayınlarımız aracılığıyla da bizi takip eden ki yöneticilerimizin verdiği bilgiler çerçevesinde özellikle interaktif mecrada gerçekleştirdiğimiz yayınlara olan ilginizden dolayı gerçekten çok çok teşekkür ediyoruz. Ekranlarınızın başına, radyolarınızın başına bir kez daha hoş geldiniz değerli seyircilerimiz ve dinleyicilerimiz. Her hafta olduğu gibi Büyüteç konusu ve gündemi başta ekonomi merkezli olmak üzere özellikle COVID-19, koronavirüs meselesi ve bunun üzerine süreçte neler olur, neler yapılır, çözüm nedir, yol haritası nedir onları değerlendirmeye çalışacağız. Her hafta olduğu gibi yine hemen ben değerli konuklarıma Skype üzerinden evlerine merhaba demek istiyorum. Sevgili ekonomist dostum Şevket Apuan ve deneyimli bankacı ve ekonomist Hakan Topgurulu şu dakikalarda işte ekranlarınıza da yansıdı. Merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, merhaba Sayın Karol, iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyoruz. Nasıl geçiyor bu geçtiğimiz haftadan bugüne, neler var neler yok? Artık ev ortamı biraz daha hayatın eve sığdığı şekline dönüşüyor mu? Hemen böyle bir ana değerlendirmeyle başlamak isterim. Sevgili Şevket Apuan, haklısın, bize de sana da berber lazım ama yapacak bir şey yok galiba, evde devam mücadele. Evet, aslında berberler mesaj atıyor. İşte gelebiliriz, gidebiliriz falan ama tabii ki kanun şu anda yasak böyle bir şey. Şimdilik evde idare ediyoruz, bitmesini bekliyoruz. İnşallah en kısa zamanda hep beraber millet olarak, dünya olarak, insanlık olarak özgür günlerimize döneceğiz abi. Döneceğiz hep birlikte, kuşkusuz. Evet, bunun dışında da okumaya, yazmaya devam. Zaten başka da pek bir şey yapamıyor insan. Evet, hayat eve sığıyor sığmasına ama sonuç itibariyle biraz da dışarıdaki mücadeleden müteşekkil bir şey, durum. Doğru. O mücadeleyi döneceğimiz günlere de tabii sabırsızlıkla bekliyoruz. Şu beladan kurtulursak bütün insanlık olarak, millet olarak tabii ki başta. İnşallah yine eski günlerdeki gibi stüdyoda olmayı Hakan abiyle seninle özledik tabii ki. Ben de sizleri gerçekten özledim. Hakan Topgurlu kış bahçesi mi yoksa geçen haftaki dekor mu, tam çıkaramadım. Aynı dekor, yok öyle kış bahçesi. Keşke öyle bir yerimiz olsa da kış bahçesi de yapabilsek ama. Bunlar dikkat ederseniz otumsu, bir tanesi otumsu bir bitkidir, bir tanesi de böyle şey. Bilinen, şimdi ismini unuttum, böyle süs bitkilerinden biri. Burası mutfak. Ah, çok güzel. Mutfağın köşesinde şeyden, mutfağın o nemli bir şey ortamı vardır. O bitkiye kışın da yarar sağlar, destekler bitkiyi. Onun için hem böyle bir hoşluk oluyor mutfağın köşesinde. Bir de baktık böyle dekor işte işine de yaradı. Yani öyle güzel oluyor. Kış bahçesi niyetlerine de normalde olsa. Günlük yaşamınızda da böyle mutfağı sever miydiniz? Genelde hani babaların evdeki makamı mutfaktır ya, oradan soruyorum Hakan Topgurulu. Şimdi Sayın Karadut, ben tabii yarı emeklilik de yaşıyorum. Eskiden beri de zaten eşime yardımcı olmayı severdim ben. Ev işlerinde. Mutfakta girip, yani mutfakta oturma tabii öyle bir şey söz konusu değil ama eskiden kuzineler falan vardı. O zamanlar o mutfak sefaları daha güzel, daha hoş olurdu. Şimdi tabii oturma odaları, salonlar böyle zamanımızın önemli kısmını geçirdiğimiz yerler ama ben eşime özellikle bugünlerde tabii daha fazla yardımcı olmaya çalışıyorum. Ben gocunmam, öyle bulaşık yıkama, ortalık toplama, süpürme, başka daha ne olabilir? Yemek pişirme konusunda bekarken yapıyorduk. Ankara'da beraber kaldığımız arkadaşlarla hepimizin bir yemek şeyi vardı. 4 ayda bir gelirdi sıra. Yemek yapmayı o zamanlardan bilirim ama eşimin yapmasını tercih ediyorum. Ben bulaşıkları yıkamayı,
sofrayı kurmayı tercih ediyorum onun Abi yerine. en iyi hangi yemeği yapıyorsun Hakan abi? Ben şimdi bir tek yumurta kırıyorum şevket. O da güzel. O da güzel. Eskiden ama kuru fasulye, ıspanak, pırasa bak yani böyle hani klasik kadınların yaptığı yemekler var ya biz onları yapardık. Öyle bir düzen tutturmuştuk Ankara'daki ev ortamında. Ankara'dan izleyen varsa tersizlerde otururduk biz. Orada Körler Okulu'ydu galiba. Körler Okulu vardı. Körler Okulu'nun karşısında bir evde otururduk biz. Ondan sonra orada hepimizin bir sistemi vardı. Bir hafta birimiz temizliğe bakar, bir hafta yemeğe bakar. Bir hafta dur bakayım pazar işlerine bakar 3. Bir işimiz daha vardı. 5 kişi kalırdık evde. 4 iş olurdu. Biri de haftayı boş geçirirdi. Yemeği bilen bir arkadaşımız vardı o savcı şimdi. İzmir'de ve FETÖ işlerine bakıyor. İzmir'de FETÖ'cüleri iyi doğruyorlar. O arkadaşımızın sayesindedir. O hepimize bizim yemek yapmayı öğretmişti. Çok güzel yemekler yapardı. Bize de öğretti. Biz de onun elinden yani arkadaşlarımız gelir eve ve beğenirlerdi yaptığımız yemekleri. Dediğim gibi öyle kuru fasulye, nohut, ıspanak, pırasa yani aklınıza taze fasulye her türlü yemeği yapardık. Ama şimdi yaparsam o yemek yenir mi onu bilemiyorum tabii. Şevket Apuan'da var mı böyle yetenekler ya da evde yapılan çalışmalara katkın oluyor mu Şevket Hocam? Yani çok oluyor desek yanlış olur ama elimizden bir şey gelse yapalım Can abi de gelmiyor ne yapalım. Gelmiyor doğru. Ama yiyoruz yapılanı da yiyoruz yani abi onda Güzel. bir sıkıntı yok. Yeme şöyle yani mesela bazı insanlar yemek seçer. Onlarla yaşamanın zor olduğunu söyler işte anneler, eşler. Yani o yemekleri hazırlayan hanımlar der ki ya bu da yemek seçiyor çok baş etmesi zor. Bence yemek seçmemek de bir nimettir. Yani Nimettir, yapılan her şeyi, katkıdır önüne tabii. koyulan her şeyi yiyen adam da bir nimettir. Yani biz de öyle işte. Ne olsa önümüzde Doğru. hiçbir şey olmasa da peynir, zeytin yiyoruz. Allah ne verdiyse diye değil mi? Bir şeyimiz bile var. Aynen, Hayata bakışımız öyle. var. Doğru. Aynen. Yani hayatın yemeğini falan çok şey aramız yok. Ne olsa yiyoruz. Tek şeyimiz de o herhalde abi. Mutfak konusunda avantajımız da o Doğru. yani. Pandemi döneminden dolayı biraz seni bu yıl evlendirmeye niyetimiz vardı ama Şevket falan o biraz daha ertelenmiş gözüküyor değil mi bu pandemi O vesaire. kadar çok söylediniz ki Hakan abiyle o kadar çok üstüne düştünüz ki titrediniz ki abi. Bu pandemi geldi evet bizi vurdu. Çok doğru. Nazar Nazar değdik gerçekten öyle oldu. Peki şeye yönelme oldu mu böyle hani ya mesela Şevket'in hep kafasında olduğunu biliyordum. Hakan abinin var mı bilmiyorum ama böyle kitap yazma falan hani gibi çok böyle vakit ayıramadığımız işlerdi. Böyle şeyler biraz kafalara oturmaya başladı mı? Başlayan çalışmalarınız var mı? Hazır böyle sabah sohbetimiz başlamışken bunu da sormak isterim. Hakan Topkurlu. Ya ben kitap yazma konusunda tabii benim konum ekonomi olduğu için şimdi Aydınlık Gazetesi'ne ben haftada bir yazı yazıyordum. Haftada iki yazmaya başladım. Bugün de bir yazım çıktı artık. Hem çarşamba hem cumartesileri yazım çıkacak. Tabii bu ara yazı yazmak daha rahat ekonomi konusunda. Nedeni her gün yeni gelişmeler oluyor. Yeni bir takım olaylar çıkıyor önümüze. Yazma ekonomi konusunda çok rahat. Kitap konusunu bilemiyorum. Teori dergisine yazı yazıyorum. Yani o evde vakit nasıl geçiyor ben gerçekten anlamıyorum. Çünkü bu ekonomi denilen şey böyle ucunu bıraktığınızda olmuyor. Biliyorsunuz her gün takip etmek zorundasınız. Her gün bir yeni gelişme var. Her gün bir şeyin ucundan tutmak zorunda kalıyorsunuz. Dolayısıyla yani kitap yazma şu anda benim aklımdan geçen pek bir fikir değil ama yani neden olmasın o da olabilir belki yani. Belki evet. Şevket Apuan'da var mı? Öyle bir proje gelişiyor mu? Ya benim şöyle bir başladığım vardı bir biyografi yazıyordum. Kimin? Merak Ondan ettim. sonra
Hadi söyleyeyim o zaman bu programın izleyicisi sana özel. Eyvallah. Sultan Galiyevin. MİB Oo, Sultan ilginç. Galiyevin. Evet, Türkçü sosyalist diye. Biraz evet ona şey yaptım. Vakit Vakit olmuyordu falan ayırdım. derken birazcık evet vaktimiz şey yapınca boşa çıkmış sayınca kendimizi biraz onun biyografisi üstünde daha yoğun çalışmaya başladım Şimdi Can abi. bizim değerli bugünkü editörümüz sevgili Deniz Adalı. Az önce tabii Şevket Apuan'ı salgın pandemi dönemi dolayısıyla düğününü vesaire erteledik diye de konuşmuştuk ama o da bana bir haber atmış, diyor ki koronavirüs mutluluklara engel olamadı. Genç çift internet üzerinden düğün yaptı. Şevket Apuan kaçış yok galiba. Hakan abi ne dersin bilmiyorum. Evet sevgili Deniz Ama Adalı. şimdi Efendim Şevket'e abi. kız bulsak düğününü yapamayacağız. Onun için kız bulmayalım ki uzaktan internet üzerinden falan düğün olacak bir şey değil. Adam gibi bir düğün yaparız, kır düğünü yaparız. Doğru. Ondan sonra Biz uzun köprüye o tarafı daha gideriz. çok Ben uzun seviyoruz. köprü. Doğru. Değil mi? Yani öyle bir düğün olsun ki Şevket'i evlen. Yani biz o hem mürüvvet göreceğiz tamam ama yani bir de eğlencesi de var bu işin. Onu da görmek isteriz. Birlikte eğlenmek isteriz. İnşallah Doğru. abi. İnşallah. İnşallah hep beraber İnşallah. olmak dileğiyle. Ve böyle yine sağlık merkezli başlayalım. Covid-19'da geçtiğimiz haftayı nasıl gördünüz, nasıl analiz ettiniz? Hem dünya hem Türkiye açısından. Önce sağlık rakamlarına bakalım. Ekonomi ilişkin ama çok gündemim var. Ayrıca onlara sonrasında soracağım. İzolasyon çerçevesinde geçtiğimiz hafta nispeten birkaç puan daha hafta içi özellikle sabah saatleri takip ettiğimde izolasyona çok sadık olunduğunu gözlemledim. Hafta içinde siz de hatırlayacaksınız, özellikle bölgelere ve ilçelere göre dağılımı yansıtan haritalar söz konusuydu. Covid-19 süreci başladığında kıyı kesimlerdeki hareketliliğin özellikle büyük ilçelerimizde biraz daha yaygınlaştığını gözlemledim ki birkaç haftadır özellikle yayın kuşaklarında öğleden sonra yani saat böyle işte 15 ile 18 arasında bir kalabalık oluştuğuna dair de uyarılar yapmaya gayret gösteriyordum ama sizin de yine takip ettiğiniz notlar vardır. Şevket Apuan'la başlayalım. Covid-19 dünya sağlık istatistiği ve Türkiye açısından nasıl geçti geçtiğimiz hafta? Bir kere şunu söylemek istiyorum. Her geçen gün bazı aksaklıklar olsa da tabii böyle büyük bir mücadelede aksaklıklar da oluyor. Şahsen Sağlık Bakanlığı'nın ve Sağlık Bakanımızın bende güveni tazeleniyor bir vatandaş olarak. Yani sözlerine ben kesinlikle Sağlık Bakanımızın ağzından çıkan sözlere, verdiği rakamlara, bilim kurulunun aldığı kararlara bir vatandaş olarak güveniyorum şu anda tam olarak. Tabii ki bu basit bir şey değil. Önce onu görmek lazım. Yani hani 2001 krizi vardı işte Cumhurbaşkanı, Başbakanı anayasa kitapçığı fırlatmıştı falan. Bir kriz çıkmıştı. Bu öyle bir şey değil. Bu bütün dünyayı sarsan, dev ekonomileri sarsan ve aynı anda insanlığın kaderini bir noktada buluşturan büyük bir olay. Bu olayla mücadele etmek de kolay değil. Ama sokağa gelirsek de ilgili bakanlıkların verdiği rakamlar %80, 85, 90 oranında bir izolasyonun sağlandığı yönünde. Öyle takip ediyoruz yani. Bu çok iyi bir rakam. Şahsen benim anladığım yine bir vatandaş olarak, sade vatandaş olarak anladığım öyle ya da böyle er ya da geç bu virüsle tanışacağız her birimiz. Bunu mümkün olduğunca geciktirmek, bundan mümkün olduğunca kaçabilmenin iki yararı olacak. Bir, sağlık sistemini kitlememiş olacağız. Yani zaten büyük bir yükle karşı karşıya kalmış olan sağlık sistemine bilinçli vatandaşlarımız bir yükte onlar yol açmış olmayacak. İki, işte bazı ilaçlar mesela ortaya çıktı, aşı denemeleri yapılıyor. Kendimiz için de sağlığımıza kavuşmaya daha yakın bir sürece girmiş olacağız. Yani sağlıklı geçirdiğimiz her gün aşıya yakınlaşmış oluyoruz sonuç itibariyle. Yeni çözümlere, yeni bilimsel araştırmalara, bilimsel sonuçlara yakınlaşmış oluyoruz. Bunu da bir kez daha hatırlatmış olayım. Ama genel olarak bazı lokal olayları çıkarırsak
gerek vatandaşlarımızın, insanımızın duyarlılığı, gerek devletin aldığı önlemler, tedbirler gayet olumlu buluyorum ben Can abi. Hakan Topkurulu. Ben koronavirüsten önce bir onu bahsetmeden önce bir çağrı yapmak istiyorum. Biliyorsunuz Ulusal Kanal bir çağrı yaptı, onu tekrardan hatırlatmakta fayda var. Koronavirüs nedeniyle tabii hem sokakta sosyal olaylar azaldı. İnsanlar evlerine çekilmek durumunda kaldı. Ama Ulusal Kanal haber vermeye, program yapmaya, sizler orada bulunmaya devam ediyorsunuz. Tabii bunlar maliyetsiz olmuyor, bedava olmuyor. Halkımızın Ulusal Kanal'a destek vermesini, onun yayınlarına devam etmesini sağlamasını ben talep etmek, istemek, bildirmek istiyorum. Ulusal Kanal ancak bizim yardımlarımızla var olabilir. Ulusal Kanal ancak bizim yardımlarımızla ayakta durabilir. Ona destek olmak hepimizin görevidir. Biliyorsunuz reklam konusunda diğer kanallar çok rahatlıkla reklam alabildikleri halde hem muhalefete hem iktidar yanlı kanalları, yani hiç kimse kendini bundan kurtarmasın, hepsi bol bol reklam alıyorlar. Onun için bizim de halkımıza çağrım budur. Ulusal Kanal'a olabildiğince destek olalım bugünlerde. Teşekkür ediyorum hem bu yaklaşım için. Sağ ol Hakan abi. Arkadaşlarımız da sanıyorum iletişim numaralarını alt tarafta ekliyor bu konuya ilişkin destek olabilmek konusunda yurttaşlarımızın. Lütfen devam edelim. Şimdi ben Sayın Karadut, bu sağlık konusunda çok fazla bahsetmek istemiyorum. Çünkü bakın dikkat ederseniz bu salgını doğulu toplumlar bir şekilde halletti. Hatırlıyor musunuz? Yok Hindistan'da şu kadar gidecek, bu kadar gidecek falan lafları vardı. Ama Hindistan'da da öyle çok büyük bir atak duymuyoruz. Duyduğumuz ataklar batılı toplumlarda. Ben biraz tabii olayın siyasi yönüne de girmek istiyorum. Nedeni bunu çözümünün toplumsal olduğu, toplumsal dayanışmaya bağlı olması gerektiği, toplumsal dayanışmanın olduğu yerlerde bunun daha rahat çözüldüğünü dün Ulusal Kanal'da Amerika'da bir hanımefendinin konuşmasını izledim. Orada kendi aralarındaki sosyal mesaj sitelerde konuşurlarken ya biz kendimizi dünyanın en büyüğü zannediyorduk falan gibi şeyler konuşuyorlarmış Amerikalılar. Kendi aralarında yazışıyorlarmış. Evet gerçekten bu Amerikalılar da kendilerine yönelik böyle bir durum vardır. Böyle kendilerini daha çok beğenirler ve kendilerinden haber yapılması bütün dünyanın mesela ben size başımdan geçen bir olay anlatayım. Bir Alman dostum, bu Greta var bilirsiniz, meşhur işte bir çocuk çıkartıyorlar dünyada, çevre kirliliği, mevre kirliliği, şeylik, duyarlılık falan. Bundan bir yıl veya iki yıl kadar önceydi, bizim Suriye'de çok ciddi sıcak çatışmalar oluyor falan. O günlerde böyle bir arada onlarla birlikte olmuştuk. Sizin dedi, hiç dedi basında dedi Greta'dan haber yok dedi. Siz dedi Greta'yı nasıl tanımazsınız bilmezsiniz. Dedim biz Greta'yı tanıyoruz, biliyoruz ne olduğunu da, onun ne yaptığını da farkındayız. Dünya dedim burada Suriye'de dedim yıkılıyor, hepiniz buraya gelmişsiniz, yükleniyorsunuz dedim. Ondan sonra biz Greta'yı biliyor bilmiyor diye dedim başımızın etini yiyorsunuz. Yani o kadar biraz küstahça bir şekilde bizim Greta'dan haberimizin olup olmadığını sorguladı. Suriye'de binlerce insan ölürken Doğu Akdeniz'de kendi gemileri gelip bizim kendi bulunduğumuz yörelerde hak iddia etmeye çalışırlarken, yani tabii Alman dostum derken Alman savaş gemisi falan yoktu ama yani Atlantikçilerin gemileri vardı. Onların bir kısmı da geri çekildi bildiğim kadarıyla. Mesela İtalyan eni şirketi orada artık arama yapmıyor. Hani diyeceksiniz şimdi nereden
geldim koronadan buraya. O Greta'yı çok iyi tanıyorlardı, o çocuğu biliyorlardı, öne çıkartıyorlardı dünyanın sağlığı için. Kendi hallerini görüyorsunuz şu anda. İtalya durduramıyor, İspanya durduramıyor, Amerika'da bir facia yaşanıyor. Yani orada gelen haberler, Amerika'da bu kıyamet filmlerini pek aratmayacak haberler geliyor. Yani bunu tutup film olarak çekseler ancak kıyamet filmi böyle çekilirdi herhalde. Ya yanlış duymadıysa yardım istemiş Amerika ve istediği şeyler son derece basit şeyler. O haber doğru mu yalan mı ben açıkçası şey yapamadım, inanamadım Amerika'nın o tür malzemeler konusunda bizden yardım istemesine. Ama düştükleri durum çok acınası. Maalesef oradaki insanların da düştükleri durum çok acınası Sayın Karadut. Evet Şevket Apak'ın dünya ve Türkiye ekopolitiğine ilişkin süreci yakından takip ediyorsun. Mesajlarını sosyal medyada ben de gözlemliyorum. Tabii dünyanın ne tarafında bir can canı yansa bizim yüreğimiz sızlar. Ama elbette maalesef bizi sürüklenmek istedikleri hem dünyanın kendisinin de aslında sürüklendiği bir ekopolitik düzlem söz konusu. Senin de bu noktada ekleyeceklerin vardır mutlaka. Tabii ki şimdi şunu görüyoruz gerçekten de bazı şeyler zorlaşacak. Yani bir gün tabii ki bu salgının önüne geçilecek. Öyle ya da böyle geçilecek ama bazı şeyler artık zorlaşacak. Mesela sömürge, kimsenin kimseyi sömüremeyeceği bir dünyaya adım atmış bulunuyoruz. Ve birliklerin, organizasyonların anlamını yitirdiği bir dünyaya adım atmış bulunuyoruz. Avrupa Birliği'nde işte görüyoruz, Fransa'da Avrupa Birliği bayrakları indiriliyor, yerine Fransız bayrakları koyuluyor. İtalya ile Almanya birbirine girdi. İşte Fransa İtalya ve Almanya'ya giden maskelere el koyuyor. Amerika Fransa'nın maskelerine el koyuyor. Birbirlerinin maskelerine el koyuyorlar. Bu yeni bir dünya düzenine geçildiğinin de aynı zamanda işaretidir. Yani bu kadar büyük bir olaydan sonra üretim safhasının bu kadar durduğu, insanların evlerine hapsolduğu bir dönemden sonra tabii ki zaten hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Geçtiğimiz günlerde Sayın Cumhurbaşkanı'nın da bu konuda yaptığı konuşma, bu konuda söylediği o cümle diyeyim, benim çok hoşuma gitti, çok anlamlıydı. Ne demişti Can abi? Başkalarını sömürme devri bitti gibi bir şeydi. Doğru. Yani gerçekten de artık böyle olacak. Çünkü birlik sarsıldığı zaman, sınırlar tekrar oluştuğu zaman mücadele başlayacak. İçeride mücadele başlayacak ve bu sefer işte Suriye'sinden de, Irak'ından da, Afrika'sından da, Afganistan'ından da, Diyarbakır'ından da el çekmek zorunda kalacak bazı güçler. Niçin? Çünkü kendi içine yönelmek durumunda kalacak. Sadece bu süreçte yapılması gereken, Türkiye de o işi başarıyla yapıyor, bizim adımıza yapılması gereken dünya kamuoylarına, ülke kamuoylarına mesajlar vermek. Bu bizim kendimizi anlatmamız için bir fırsat aynı zamanda bu zor günler. Mesela biz Bosna'ya da, işte Hırvatistan'a da, Sırbistan'a da ciddi yardımlarda bulunduk. İtalya'ya da, İspanya'ya da bulunduk, bulunmaya devam ediyoruz. Şimdi bazı arkadaşlarımız, dostlarımız kızıyorlar ama bu işler böyle olmaz. Türkiye tabii ki yardım edecek. Yani Türkiye şu anda dünya kamuoyunda, özellikle Avrupa kamuoyunda, Amerika kamuoyunda bir şey yapıyor, kendine taraftar topluyor. Yarın öbür gün her şey yoluna girmeye başladığında, bu uzun bir süreçte işte olsa, bunlar bizim işimize yarayacak şeyler. Biz böyle bir ortamda dünya sarsılırken, dünya kamuoylarında, dünya vatandaşları arasında kendi PR'ımızı yapmayacağız da ne zaman yapacağız? Sonuç itibariyle maske, işte şu bu, bunlar bizim için çok önemli şeyler değil, büyük şeyler değil, bulabiliyoruz. Yani üretebiliyoruz. Günde 1 milyon maske üretiyormuşuz biz. Şimdi Avrupa'da millet maske için birbirini gırtlaklıyor. Ülkeler birbirine düşecekler, kavga ediyorlar sürekli başbakanlar seviyesinde.
Dolayısıyla bu fırsatı da, bu oluşan yeni ekonomi politikte de Türkiye'nin dışarıda iyi kullanması gerekir ve iyi de kullanıyor. Yalnız burada tabii ki o işi de doğru yapıyoruz, bu yanlış yaptığımız anlamına gelmesin ama mevcut siyasetçilerden, mevcut devlet başkanlarından ziyade bizim muhatabımız ülkelerin kamuoylarıdır, ülkelerin vatandaşlarıdır yani. Ve biz bu yardımlarımızı, biz bu çağrılarımızı onlara ulaştırmak durumundayız. Burada da iş kime düşüyor? Tabii ki yurt dışındaki temsilcilerimize düşüyor. Mümkün olduğunca Türkiye'nin reklamını yapmamız gereken, yapabileceğimiz gereken bir dönemdeyiz. Yeni ekonomi politik bunu gerektiriyor. Ama bundan sonra Avrupa'da toparlanma nasıl olacak? Bu muallak ya da toparlanma olacak mı? Bu da muallak. Niçin muallak? Çünkü sonuç itibariyle mesela Fransa'da sarı yelekliler, sarı yelekliler dedik ama mesele nereden çıkmıştı? Fransa'nın sömürgelerden gelen kaynaklarının kısıtlanmasında çıkmıştı. Yani sömürgecilik yoksa, yani emeği sömürmek, gücü, başka bir gücü sömürmek yoksa Avrupa'nın işi çok kötü. Bütün yolları kapanıyor, basireti bağlanıyor. Şimdi bundan sonra nasıl olacak, nasıl toparlayacak ya da toparlayabilecek mi ve Türkiye'nin rolü bu süreçte ne olacak? Bunlar da tartışılması gereken ve her geçen gün yeni gelişmelerle ortaya çıkacak konular. Ama dünyanın artık yeni bir ekonomi politiği var ve Türkiye adımlarını doğru atarsa bu ekonomi politik içinde kilit bir rolde olacaktır Can abi. Evet, dünya ekopolitiğiyle ilişkin yine Hakan Topkurulu'yla sürdürmek isterim. Çünkü dünyada veriler daha sertleşti. Amerika'daki işte işsizlik rakamları ya da dünya genelindeki üretim rakamları. Bir de tabii çok borçlu yakalandı dünya. İşte birileri yeniden işte para basma stratejileri, metotları vesaireyle merkez bankalarının sanki yine bildik hamlelerini yapmaya gayret gösterirken salgının boyutu gittikçe arttıkça ya da salgının istatistikleri yukarıya doğru tırmandıkça sanıyorum kendi içlerindeki ekonomik çatlak ve açıkta galiba büyüyor ama bilmiyorum nasıl özetleyecek Hakan Topkurulu. Şimdi Sayın Karadut, bakın ben isterseniz şöyle bir şey yapayım. Önce biraz tabii hem olumlu hem olumsuz gelişmeler var. Ben biraz önce olumsuz gelişmelerden başlayayım. Sonra olumlu takım şeyleri söyleyeyim. Şimdi bakın şöyle bir söylem var şimdi. Krize hazırlıksız yakalandık. Ya zaten bu, eğer ben yanlış bilmiyorsam, kriz olduğu için zaten hazırlıksız yakalanılır. Yani hazırlıklı olursan zaten o kriz olmaz. Dedim bir krizin anlamına bakayım dedim şeyde, internette. Krizi şöyle yazıyor: bir mekanizmanın mevcut konumunu ve geleceğini etkileyen, hiç beklenmedik bir anda ortaya çıkan ve genelde önlem alınmakta gecikilen şeymiş kriz. Şimdi Türkiye krizi hazırlıksız yakalandı. Türkiye zaten özellikle 1980'den sonra kriz için her türlü ortama hazır bir ülkeydi. Her şeye hazırlık, yani kriz olması için gereken her şey Türkiye'de vardı. Onun için ben krize hazırlıksız yakalandım söylemini kabul etmiyorum. Şimdi bu neden böyle söyleniyor, krize hazırlıksız yakalandık ve arkasından ne tür şeyler yapılıyor? Benim hocamdır Taner Timur. Bugün Sputnik News'ta bir şey yayınlanmış. Taner Timur'la söyleşimi tam anlayamadım onun ne olduğunu ama Taner Timur hocam şey demiş. Efendim Mustafa Kemal bile Kurtuluş Savaşı'na zavallı ülkem gibi böyle bir şeyle başladı demiş. Ben Mustafa Kemal'in böyle bir şey dediğini hatırlamıyorum. Bırakın onu, zannetmiyorum böyle bir şey de söylemiş olacağını. Taner Timur hocamın ağzından böyle bir şeyin çıkması da bence son derece yanlış, son derece olumsuz bir şey. Şimdi bu Türkiye krizi hazırlıksız yakalandığı, bunun arkasından ne getiriyor insanlar biliyor musunuz? Ve bunu getirenler de genelde kendilerine solcu diye ondan sonra şey yapıp işte,
kendini çok solcu olduğunu söyleyen insanlar. Artık Türkiye'nin çıkış yolu kalmamış. Türkiye'nin tek çıkış yolu neymiş biliyor musunuz? IMF bize hem uzun vadeli hem de çok ucuz kredi paketi hazırlamış. Biz bu borcu IMF'den alırsak sorun olmazmış. Ben daha önceki programda da söylemiştim. Bunu şöyle bile ifade ediyorlar. Ya tamam, şimdiye kadar hani siz gurur meselesi yapıp IMF'ye gitmiyorsunuz. Bak, biz muhalefet olarak da sizin IMF'ye giderseniz sizi eleştirmeyeceğiz. Ağzımızdan bir şey de çıkmayacağız. Başka çaremiz yok IMF'ye gitmekten başka. Ha tabii, bir de IMF'ye giderken şu konuda da hazırlıklı olmamız lazım. Hani bu S-400'ler vardı ya, o S-400'leri de bir şekilde halletmemiz lazım. Üstüne toprak örtüp onları da yok etmemiz lazım. Hani gider başvururuz, para da vermezler belki bize. Şimdi o IMF, insancıl IMF, ucuz ve uzun vadeli para veren IMF, birinci sorun şu: İran'a niye vermiyor? Yıllardan beri ambargo altında ezilen İran'a niye para vermiyor? İran gitti IMF'den koronavirüsle ilgili para istedi. Niye vermediler İran'a? Ha, şimdi burada şunu çıkartmamız gerekiyor. IMF demek ki bize iyilik için, hoşluk için para vermiyor. İran kafasını dikecek. İran oradan aldığı parayı zamanında ödeyecek ve onun kurallarına uymayacak. Onun için İran'a IMF desteğini vermiyor, parasını, kredisini vermiyor. Yani İranlılar ölseler, aç kalsalar ruhları duymayacak, belki sevinecek IMF. Peki biz niye isteyelim? Biz İran'dan daha iyi durumdayız Allah'a şükür. Onların tek neredeyse ihraç kalemleri petrol ve o petrolün bile satılmasına izin verilmiyor. Bizim onlardan durumumuz kat kat daha iyi. Ya ilaç alınmasına bile destek olmuyorlar. Ya bu kadar cani bunlar. Bunlar için söylenecek başka söz bulamıyorum ben. Ama ne yapacakmışız biz? IMF'ye gidip oradan borç alacakmışız. Bakın, ben size bir uyarımı daha kamuoyuna, bu konuda çok dikkatli olmamız lazım. Amerikancılara dikkat ederseniz, piyasada dün şeyde bir açıklama yaptı. Bu ne, Deva Partisi'nin Ali Babacan da bir açıklama yaptı. Ve hepsi bakın ona yönelik şeyler. ABD Atlantikçiler dolar sisteminin batacağını, dolar sisteminin bir açmazda olduğunu yıllar öncesinden biliyorlardı. Yıllar öncesinden bu dolar açmazını bildikleri için kendilerine alternatifler hazırladılar. Bakın, bunlardan bir tanesi de IMF'dir. Durduk ya, IMF 1 trilyon dolar para hazırlamış da efendim onu dağıtacakmış. Yani parası yoktu IMF'nin bir ara. IMF'nin bütçesinde bilmem nesi yoktu. Birdenbire 1 trilyon doları oluverdi. Amerika yeniden 1-2 trilyon 300 milyar şey hazırladı. Para basma programı hazırladı. Bakın, bu sistem çıkmaza girdi. O çıkmazdaki bunların alternatiflerinden bir tanesi de IMF'dir. IMF'nin bugün durduk yerde ben size yardım edeceğim demesinin anlamı budur. İran'a verseydi para, tekrarlıyorum, eğer çok yardımsever ve şeyse, İran'ı destekleselerdi, İran'ı açıkta bırakmasalardı. Hatta İran'a destek olmalarına bile gerek yok. Petrol alımı yapma konusunda destek olsalar yeterdi İran'a, ama dikkat ederseniz ona bile izin vermiyorlar. Ama nedense Rusya ve Türkiye IMF'den para istememiş, bizim paramız yokmuş, neden vermiyormuş, neden almıyormuşuz? Şimdi bakın, IMF'den para almış, şimdi hükümet biliyorsunuz para basmaya karar verdi artık. Onun şöyle bir şeyini açayım. Biliyorsunuz bizi bugüne kadar sürekli şununla korkutuyorlardı: aman kardeşim, paranızı basmayın,
Türk lirasını enflasyon olur. E peki dolar geliyor, euro geliyor ortada. O olur mu canım? O kutsal kağıtlar onlar. O kutsal kağıtları aldığınızda enflasyon artmaz. Neden? O çünkü rezerv para. Allah Allah. Yani o rezerv lafını da şöyle Kabe gibi düşünün. Kutsal gibi düşünün. Yani onu size öyle bir sunuyor ki o rezervin, onların aslında söylemek istedikleri orada kutsallığı var bu paranın. O kutsal para dokunmaz, bir şey yapmaz size, ama Türk lirası, milli paralar daha doğrusu, Rusya'nın rublesi, Çin'in yuanı, İran'ın tümeni, hangi milli para olursa olsun ve onların ismini de bakın yerel para olarak bize ince ince sokuşturuyorlar. Yerel para değildir. Bakın milli paradır. O yerel olmayan para, yani uluslararası para da şeymiş, dolar, euro, yen, pound, bunlar. Ne bu? Rezerv para. O rezerv paraları bakın ne olacak bundan sonra. Ve biz eğer IMF'den borç alırsak ne olurmuş? IMF'den borç alırsak bir, döviz açığımız giderilirmiş. İki, bütçe açığına destek olurmuşuz. Üç, Türkiye'ye borç veren kreditörler bize güvenirmiş. Hah, yani vay sen şey yap, bak IMF sana para verdiğine göre demek Türkiye destek. Ha, hiç kimsenin hiçbir şeyden haberi yok. Herkes IMF'nin ağzına bakıyor Türkiye'yi desteklemek için. Peki kardeşim, ben bütçe açığımı para basarak kapatacağım. Çünkü dolar alınca ne yapacağım IMF'den ben? Bakın bunların hepsini çok gizli şeymiş gibi yok ediyor. Aa, ben IMF'den borç alırsam karşılığı olan para basmış olurmuşum. Peki ben bu dolarla ne yapacağım? İthalat yapacağım. Bugün yaptım. Hadi yarın yaptım. Yarından sonra IMF bana bu parayı vermeye devam edecek mi? Ben bu parayı ona geri ödemeyecek miyim? Benim zaten bugün olmuş dış borcum 450 milyar dolar ve ben net dış borç ödeyim. Ama ya sen dış borç ödemede tıkanırsan? Ya kardeşim zaten öyle bir durumdayız ki. Dikkat ederseniz bakın, dünya öyle şiddetli bir para basmaya gidiyor ki sınırsız para basıyorlar. Ve ben bir şeye bu konuda dikkatinizi çekmek istiyorum. Bu arada sanki böyle borsalar biraz düzeldi gibi. Amerikan borsaları, Avrupa borsaları bir hafif yukarıya gidiş var gibi görünüyor. Onun nedeni de şudur. O kadar para bastılar ki şimdi doğal olarak oraya hafif alımlar geliyor, yükseliyor. Bir de dikkat ederseniz ham petrolün fiyatı bu ara birazcık yükseldi. 30 dolarları falan gördü. Onun nedeni de şu, Amerika tehdit etti bana sorarsanız Arabistan'ı. Git Rusya ile anlaş, bu petrol şeyini üretimini azaltın. İşte 10 milyon varil günlük azaltın, 20 milyon varil günlük azaltın diye. Bir toplandılar, olmadı. Şimdi bakın hala yine toplantıdalar. Bir türlü sürekli şu haberler çıkıyor ama. 10 milyon varil azaltılması konusunda anlaştılar. Bak haber böyle. Haberi veren kim? Reuters. Şöyle diyor ama. Haber verir, 10 milyon varil günlük anlaştılar ama toplantı devam ediyor. Kardeşim anlaştılarsa niye toplantı devam ediyor? Basar imzayı, ben azaltıyorum der. Petrol fiyatları yine çıkar 50-60 dolara. Bunlara da gün doğmuş olur tekrar. Ama bana sorarsanız orada ikna edemiyorlar. Ne Suudi Arabistan ikna alıyor? Suudi Arabistan çok istiyorsa kendi azaltsın. OPEC kendi şeyi, kendi teşkilatları Rusya'yı katmasınlar o işin içine. Rusya istediği kadar petrol çıkartmaya devam etsin. Sen nasıl olsa son derece ucuz mal ediyorsun. Yukarıya çıktığı zaman sen üretimi azalttığında, OPEC ülkeleri üretimi azalttığında sen de bundan yararlanabilirsin. Ne Rusya'yı,
Çünkü Suudi Arabistan da ikna olmuyor. Çünkü Suudi Arabistan da böyle gitmesini istiyor. Ben hep söylüyorum. Şimdi geçici olarak düzelmenin sebebi bu şey içinde. Söyleyiverin. Bu şeyde petrol üretimiyle ilgili yapılan toplantı 2-3 günden beri devam ediyor. Bitmedi. Ne zaman biteceği de belli değil. Ve dolayısıyla bir geçici olumlu hava var sanki ama pek öyle gitmiyor. Şimdi bu Amerika'dan gelen işsizlik rakamlarından bahsedeyim ben de oradaki oralardaki faciayı daha iyi anlayalım. Şimdi bakın hatırlar mısınız? Geçen hafta ben Amerika'da işsizlik maaşı başvurularının ilk bundan 3 hafta önce 3 milyondu. Daha sonra 6 milyon 600 bindi. Bu hafta ne kadar biliyor musunuz? Bunlara ilave olarak 6 milyon 800 bin kişi daha işsizlik maaşı başvurusu yaptı. Yani şu anda ABD'de işsizlik maaşı başvurusu yapanların sayısı 15-16 milyonlara ulaştı. Ben bu şeyi söylemiştim. Normalinde Amerika'da işsizlik maaşı başvuruları haftalık 200 ila 250 bin kişi aralığında oynar. Bu rakamlar 3 milyon, 6 milyon, 7 milyona yaklaştı. Son haftada toplam 16 milyon oldu. 16-17 milyon oldu Amerika'da işsizlik maaşı başvuruları. Bakın Amerika'da hiperenflasyon günlerine girilmek üzere nedenini söyleyeyim. 2008'den sonra basılan paraları Amerika'da esas olarak bankalara borç olarak verdiler. Bankalar da bunu şeylerde değerlendirdi. Bizim gibi ülkelerin şeylerine girdiler, borsalarına girdiler. Sıcak para vurgunculuğuyla kar yaratmaya çalıştılar. Ama dikkat ederseniz şimdi şu konuşuluyor. Herkese para vereceğiz. Her haneye para vereceğiz. Dikkatinizi çekerim. Daha önce verilen paralar doğru yerlere veriliyordu. Yani doğru veya yanlış ama yani bir yere veriliyordu ve o para enflasyon doğurmuyordu. Ama şimdi hane halkını artık direkt dağıtmaya başladılar. İngiltere Merkez Bankası bir açıklama yaptı. İngiltere Merkez Bankası bastığı parayı direkt hükümete verecek. Öyle bankalar aracılığına falan da gerek kalmadan. Yani direkt dağıtıma sunacaklar paralarını. Bakın bu işte enflasyon yaratır. Ben hep söylüyorum, para basalım, para basmaktan korkmayalım. Özellikle kendi paramızı, Türk liramızı basalım. Korkmayalım, doğru yere verirsek, üretime verirsek bu parayı Oradan bir üretimden çıkış enflasyon yakalayabiliriz doğurmaz. diyorsunuz. Enflasyonun çünkü Oradan bir çıkış yakalayabiliriz diyorsunuz. evet Sayın Karadut yine tekrarlıyorum bu 3-5 gün bir hafta böyle petrol toplantıları var gibi. Ondan sonra ama Amerika'daki özellikle işsizlik verileri ciddi boyutlarda bu para basma konusunda enflasyonu tetikleyecek işler yapıyorlar. Şu açıklamayı da yaptılar. Enflasyonla uğraşacak şu anda vaktimiz yok dedi. Galiba Powell dedi onu Fed Başkanı Sayın Karadut. Bu bölüm için ben de diyorum çok az vaktim kaldı. Diyorum. Dönüşte Çok az Şevket vaktim kaldı. Apuan'ın bir Evet. dünya ve Türkiye Yapmanız ekonomisini özetlemesini isteyeceğim. Bizde de peş peşe yapılan bazı önemli işler var. Çok böyle rakam olarak belki büyük değil ama hazine arazilerinin tarıma açılması gibi bir planlamaya gidiliyor. İkincisi de işte maske dağıtımı meselesi eczaneler üzerinden sağlanacak. İşte Türk Eczacılar Birliği Başkanı Ulusal Kanal'a da bunu açıkladı. Biraz buralardaki modellememiz, yapılanmamız sürecini de analiz etmenizi isteyeceğim ama bir aranın ardından. Aranın ardından Hakan Tokgurlu ve Şevket Apuan'la sohbetimiz devam edecek efendim. Değerli dinleyicilerimiz, Büyüteç'in ikinci bölümüyle devam ediyoruz. Hakan Topkurulu ve Şevket Apuanlar Skype bağlantısı üzerinden gerçekleştirdiğimiz yayının ikinci bölümünde yavaş yavaş
ekonomik başlık ve maddelere ilişkin ayrıntıları almıştık. Şevket Apan, dünya ekonomisine gözlemleyebildiğimiz kadarıyla şu an için hala daha bildik yöntemlerle müdahale, işte merkez bankalarının bildik yöntemlerinin uygulandığını gözlemliyoruz. Biraz belki Türkiye'yi ayırabileceğimiz bazı önemli haberler var ama bir genel klasmanda senin gözlemin nedir, onu alalım, üzerine devam edeceğiz. Tabii başka şu anda ellerinde olan bu. Zaten yapılacak şey bu şu aşamada. Bunu yardımları, daha doğrusu bu piyasaya para pompalama işini yapabildikleri kadar yapacaklar. Ama şüphesiz ki bunun onlara bir geri dönüşü olacak şu ortamda. Ne kadar sınırsız para, nereye kadar sınırsız para. Dolayısıyla yakın zaman içinde şöyle bir Avrupa ile ve şöyle bir Amerika ile karşılaşabiliriz. Ya para falan basmayın, Merkez Bankası ile falan değil bu kurtuluş. Bizim karnımızı doyurun, bizim temel ihtiyaçlarımızı karşılayın biz vatandaşlar olarak. Başka da bir şey istemiyoruz seviyesine geleceklerini düşünüyorum. Çünkü sonuç itibariyle bir dünya hayat durmuş oluyor. Yani ne kadar para verseler de bir işe yaramayacak. Paranın bir karşılığı kalmadı. Adamların parasının bir karşılığı kalmadı. Dolayısıyla devletten başka hizmetler, başka kurtarma paketleri ve temel ihtiyaçlarının, yani hayatlarının idame ettirebilecek yardımlar devletten bekler hale gelecekler. Tabii ki şüphesiz bu bizim için de iyi bir şey değil. Sonuçta siz ayakta kalsanız da kime ihracat yapacaksınız? Bizim de buna göre bir tavır, bir konum almamız gerekiyor ama dünyanın durumunu böyle görüyorum. Amerika ve Avrupa bundan sonra eskiye dönmeleri, kendilerini toparlamaları diyeyim, çok uzun zaman alacak. Çünkü şu anda bir şey atlatmış değiller. Yani mesela Amerika şu an hiçbir şey atlatmış değil. Hatta daha yeni yeni bu virüsle savaşı başlıyor diyebiliriz. Daha yeni yeni hissetmeye başladılar diyebiliriz. Avrupa'da aynı şekilde. Biraz Almanların disiplini göze çarpmıyor değil. Ama genel olarak Avrupa'da aynı şekilde. Yani şey yapmış değiller, bunu yenebilmiş değiller. Şu an mağlup duruyorlar ve her geçen gün, her gece bakıyoruz daha da kötüye gitmişler. Bir toparlanma söz konusu değil. Ve bunun tabii ki kalıcı hasarları da olacaktır. Niçin kalıcı hasarları olacaktır? Nasıl bu koronavirüsü dediğimiz şey işte tartışılıyor, insanın ciğerinde hasar bırakıyor mu yoksa bırakmıyor mu diye. İnsanın ciğerinde ne kadar hasar bırakıyor, ne kadar bırakmıyor, tabii ki onu bilim adamları bilecek ama dünya ekonomisinde ve alışkanlıklarda, iktisadi sistemde bir kalıcı etki bırakacağı kesin bu virüsün Cenab-ı. Biraz böyle dövizin yükselişi falan da altının hareketliliğiyle dikkat çekiyor Şevket Apan. Bilemiyorum, takip etme imkanı oldu mu ama nasıl yorumlarsın evet. Bu süreçte? Yani şimdi tabii ki güvenli liman arayışları devam ediyor bir şekilde sonuç itibariyle. İşte insanlar kendilerini biraz sağlama almak ihtiyacı hissediyorlar. Ve buralara bir yönelme söz konusu. Mesela yakın zamanda dövize olan yönelim de altına doğru olacakmış gibi gözüküyor. Yani sonuç itibariyle bir güvenli liman arayışı, bir sağlama alma ihtiyacı arayışı ve tabii ki bu işin şeyleri de var. Bu işten para kazanmayı meslek haline getiren de önemli kurumlar var. Bir finans piyasaları var yani sonuç itibariyle. Onlar da bu yönelişi arttırıyor. Ve ancak bir şey söyleyeyim. Artık bu eski alışkanlıklarımızın da değiştiğini, değişmek zorunda kaldığını göreceğiz. Yani parayı alayım oraya yatırayım, işte onu alıp buraya götüreyim, oradan alıp buraya vereyim falan. Bakın yakın zamanda üretimden başka hiçbir şey kar getirmediğini, üretimden başka hiçbir çıkar yol olmadığını, hem yaşamak için hem kazanmak için bu değişen dünya bize bunu öğretecek. Ve ülke içindeki ekonomik tablolar
Açıklamalar peş peşe geliyor Hakan Topkurulu. Örneğin 3 ay işten çıkartılmanın yasaklanması kararı. Tabii buna karşı emek cephesinin özellikle ücretsiz izine yönelik tepkisi ya da bu sürecin adımlarının daha iyi çerçeveye oturtulması çağrısı söz konusu. Bir diğer gelişme maske dağıtımı meselesi. Kesinlikle maskenin parayla satışının yapılamayacağı. İlk etapta E-Devlet ve PTT üzerinden gerçekleştirecek dağıtım sürecinin de herkesin özellikle 20 ile 65 yaş arasındaki yurttaşlarımız için eline gelen kodla eczanelere başvurması şeklindeki bir süreçte farklı bir şekil kazandı. Bir yandan gıda güvenliği meselesine haftalardır gerçekleştirdiğimiz yayınlarda özellikle dikkat çekiyorduk. Bu konuya ilişkin önemli gördüğüm, gözlemlediğim yani metrekare ebatı itibariyle kuşkusuz çok daha geniş kullanılabilir tarım arazilerimiz olabilir ama bir planlama çerçevesinde sanıyorum hafızamda kaldığı kadarıyla 9 kilometre karelik bir alanda devlet arazilerinin çiftçilerimize, köylümüze ekilebilir, dikilebilir çerçevede tahsisi ve buna ilişkin olarak da KDV ve ecrimisil alınmaması gibi bir çalışmanın başladığını yine geçtiğimiz hafta içinde öğrendik. Önemli gördüğüm gelişmelerden bir tanesi bu ve bütün bu süreçte yapılanları, adımları nasıl okuyor, nasıl değerlendiriyorsunuz Hakan Topkurulu? Ben öncelikle bir 9 milyon metrekare şimdi Adalı'da uyardı öyle mi? Tamam ben elimde metrekare, var benim evet. O rakamlar. 9 ama doğrudur o 9 kilometre karedir. Öyle onu mi? Doğru söyledi tabii. Şimdi bakın ben önce bir şey vurgu yapmak istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanı ve hükümet Tarım Bakanlığı ciddi önlemler almaya başladılar. Bir ufak hatırlatma biraz önce sordunuz. Bu kurların artması gibi şeyler, kambiyo rejimi konusunda da Türkiye'nin ilave tedbirler alması gerekiyor. Tabii. Çünkü bu kur artışı şuraya gidecek. Bakın bizim bunu görmemiz lazım. Türkiye kendi krizi vardı 2018 yılında başlayan bu Ray Brunson krizi. Artık onları unutuyoruz bu yeni gelenlerle. Biz o zaman ne yapmıştık? Aldığımız borçları bir şekilde takla attırıp çeviriyorduk, idare ediyorduk. Ama dikkat ederseniz Amerika, İngiltere, Avrupa o kadar büyük paralar basmaktan bahsediyorlar ki bu paralar neden basılıyor? Çünkü bu kredi krizidir. Bu herkes kendi kredisini kapatmak zorunda kaldığı bir dönemdir. Onun için dolara talep var. Siz faizinizi istediğiniz kadar yükseltin mesela, bakın artık kimse öyle bir öneride dahi bulunmuyor. Sıcak para Türkiye'den kaçıyor yavaş yavaş ve biz şu anda sıcak paracıların paralarını ödüyoruz. Yaklaşık bu kriz başladığından beri 5 milyar dolar falan civarında sıcak para çıkmış piyasalardan. Çıkmaya da bu devam edecektir, bakın göreceksiniz. Onun için bizim bir an önce katlı kur sistemine geçmemiz lazım. Zaten bunların alt şeyleri döşenmişti, yapı taşları. İşte döviz satışına binde iki kambiyo gider vergisi, bunu ihracatçılardan muaf tuttular falan filan gibi. Zaten katlı kura hazırlık ilaç fiyat ithalatında uygulanacak kur falan, zaten bunun zemini var. Bana sorarsanız hükümetin kambiyo rejimi konusunda da gerekli önlemleri alması ve delik tıkaması lazım. Bizim şu anda delik tıkamamız lazım. Çünkü bir sonraki dönemde muhtemel borç yenilemeler de yapılamayacak. Ya da borç yenilemeler başka taraflardan gelebilir, olabilir. Ama döviz konusunda tıkanıklığımızın olma ihtimali kuvvetli. İhracatımıza destek diyorlar, ihracata destek, ama ihracat hangi ülkeye yapacaksınız? Ben bir iki ihracatçı ile konuştum. Genellikle bu Avrupa'ya yapılan ihracatlarda sipariş öteleme ve sipariş iptalleri gelmeye başlamış. Ben size söyleyeyim, bu sipariş ötelemeler yakın bir zamanda sipariş iptallerine de dönüşür diye düşünüyorum. Çünkü tedarik cephesinde çok ciddi tıkanma var dünyada. Şimdi bu
Kambiyo konusunu böyle fazla uzatmak istemiyorum. Çünkü daha konuşacak epey bir şeyimiz var sanıyorum. Şimdi ben Sayın Cumhurbaşkanı geçen hafta içinde bir konuşma yaptı. Ve o konuşmada çok anlamlı cümleler kullandı. Bakın, tarihi bir konuşma diyebileceğimiz bir şey. Sayın Cumhurbaşkanı bundan 1-2 yıl önce de buna benzer bir konuşma yapmıştı. Şimdi bakın ben 1-2 cümle okuyacağım size. Dünyada hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Şimdi bakın bunu herkes söylüyor şimdi. Dünyada hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Vallahi evet ben şimdi televizyonda film seyrederken insanlar birbiriyle tokalaşırken ya bunlar yanlış yapmıyor mu falan diye düşünmeye başladım. Yani evet dünyada hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Ama bunun içini doldurmak lazım. Bakın başka bir cümle daha Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşmasından. Diğer insan ve ülkelerin sırtından kendilerine sahte refah düzeni kuranların devri kapanıyor. Şimdi bakın bu cümlenin içinde bazı şeyler gizli. Sahte refah düzeninden neyi kastediyor acaba? Şunu mu kastediyor? Ya işte bize ilaç veriyorlar da bu ilacı pahalı veriyorlar da o pahalı sahte. Hayır. Sahte refah düzeninden kastettiği bu değil Sayın Cumhurbaşkanı'nın. Sahte refah düzeninden kastedilen şey ne biliyor musunuz? Basılan dolarlar, basılan eurolar. Yani bir kağıtla bizim kendi o sahte refahlarını ürettiler. Arkasında herhangi bir üretim olmadan, maddi bir desteği olmadan bu dolarlarla kendi refahlarını ürettiler. Ben hep diyorum ya hatırlarsınız. Bunlar şeyde söyleyiverin Almanya'da işte efendim doktor ararmış sizi de hastalığınızın tedavisini sürecinde peşinizden koşarmış falan var ya çok böyle abartılı bir şekilde orada çok işte insanların ne kadar değerli olduğu ve bizim gibi bizim ülkemizde de insanların değerinin hiç olmadığından bahsedilirdi. İşte bu sahte refah, bu kağıtlarla elde ettikleri refahlar sayesinde onu yaratabildiler. Sayın Cumhurbaşkanı bakın ondan bahsediyor. Sırtından kendilerine sahte refah düzeni kuranların devri kapanıyor. Borsadan, faizden spekülatif araç, özel özür diliyorum, kazancın borsadan, faizden spekülatif araçlardan ibaret olmadığı, üretim ve adil dağıtımın esas olduğu. Şimdi bakın bunlar hep kritik cümleler ve bunların yavaş yavaş arkası doluyor. Dikkat edin. Ben hep bahsediyorum Türkiye geçen yıl 159 tonla hani çok büyük bir rakam değil tabii ama dünyada en fazla altın alan ülkeydi. Altı bakın bu cümlelerin altı doluyor bunlarla. Türkiye 2000 yılından beri altın üreticisi dünyada. Bakın bunlar çok önemli şeyler. Bir Türkiye yılda 25 ila 27 ton aralığında altın üretiyor yıllık. Bunu dünya toplam altın üretimine vurduğunuzda bir anlam çıkmayabilir ama Cumhurbaşkanı'nın bu sahte refah düzeni kuranların cümlesinin arkasının nasıl doldurulacağı önemli. Önümüzdeki dönem biz nereye geçeceğiz biliyor musunuz? 1971'de dünyanın terk ettiği altın esasına dayalı yani belli sabit dayanağı olan paraların rezerv olduğu, belki milli paraların buna dayanarak ticaret yapıldığı bir dünyaya da ayak basacağız. Başka bir programda tekrar bahsedebiliriz belki. Petro Yuan diye bir şey duyanınız var mı? 2018'den beri Çin petro yuan üretmeye başladı. Petro doların karşılığında. Bakın petro yuanın özelliği nedir biliyor musunuz? Çin dünyada petrol ithalatı yapan en büyük ülke. Diyor ki Çin, kardeşim diyor bunu diyor şeyle yapmayalım, dolarla yapmayalım. Ben diyor yuan vereyim diyor size. Bunu diyor, Suudi Arabistan'a diyor, Venezuela'ya diyor, Rusya'ya diyor, İran'a diyor ki bunları tahmin edersiniz. Zaten İran, Venezuela, Rusya bu tür teklife tamamen açık ülkeler. Bakın altı nasıl doluyor yalnız bu
olayın. O yuvanın altı nasıl doluyor? Diyor ki ben bu yuvanı diyor sabit bir altın fiyatına bağladım diyor. Bu yuvanı alın benden. Yuan diyor zaten siz benden ithalatta yapmıyor musunuz? O yuanı öyle kullanırız. Hak içiniz diyor rahat değil, gönlünüz rahat değil. Yuanı diyor istemiyorsunuz. Getirin o yuanı bana diyor Şangay Borsası'na. Ben orada size diyor fiili altın vereceğim bunun karşılığında ve sabit fiyatla. Bakın Amerika'nın o sahte refah düzeninin yıkılmasının temel taşları böyle yavaş yavaş döşeniyor. Bunlardan bizim gibi ekonomisi dışa bağımlı medyası maalesef dışa bağımlı Türk ismi yok neredeyse kanallarımızın hiçbirinde. Sağ olsun ulusal kanalda da bir Türk ismi duyuyoruz. Şimdi diğerlerini saymaya başlarsam bir tanesinde Türkçe alfabeyi bile Türkçe okuyamıyoruz yani o kanallarda. O kanallarda doğal olarak Petro Yuan'dan bahsedilmiyor veya bahsedilse bile üstünkörü bahsediliyor. Altın karşılığı Yuan basıyor petrol piyasasında. Petro doların karşısına Petro Yuan'ı çıkartıyorlar. Neyse bu kadar ben hani yurt dışından da bahsediyorum. Aslında çok konu var bahsedilecek de Sayın Karadut. Şeye geçeyim ben. Olumlu gelişmeler neler? Bu Cumhurbaşkanı'nın bu ifadelerinin altının doldurulduğu başka yerler var. Tarım Bakanlığı'nın yaptığı açıklama kritik önemdedir. Bakın biz birkaç haftadan beri gıda güvenliği konusunda bahsediyoruz. Aman çok önemlidir gıda güvenliğimiz. Bizim 3,5 milyon hektar, 35 bin kilometre kare yani Konya kadar bir arazi, ekilebilir arazimiz boşta duruyor, ekilmiyor. Biz 2019 yılında 5 milyon ton buğday ithalatçısıyız. Bu neti özellikle söylüyorum. Çünkü şöyle yanlış anlaşılıyor. Ya biz aldığımız buğdayın bir kısmını makarna bilmem ne falan gibi tekrar ihraç ediyoruz deniyor. O toplam 7 milyon açıktayız, ithal ediyoruz. Bunun 2 milyon tonu makarna ile falan dışarıya ihraç ediliyor tekrar. Ama geri kalan 5 milyon ton Türkiye ihtiyaçları için kullanılıyor. Yani bizim kendi kendimize yetmemiz, kendi ekmeğimizi kendimiz üretmemiz için 5 milyon ton daha buğday üretmeye ihtiyacımız var ve bunun için arazimiz var. Biz planlı yapalım, alım garantisi yapalım, tohumu, mazotu, çiftçiyi bu konuda açıkta bırakmayalım dedik. Bu konuda bir kere şunu yaptı hükümet. Daha önceki yıllardan kalan destek ödemelerini çiftçiye ödemiş. O konuda çiftçide hiçbir alacak yok. Parantez açıyorum. Orada şöyle bir sorun var. Orada arazi sahibine ödeme yapıyormuş bakanlık. Bakın çok önemli. Dikene değil arazinin sahibine ödeme yapıyormuş. Özellikle diyorlar Doğu ve Güneydoğu'daki toprak ağları kendi arazilerini orada... oradaki yoksul Kürt köylüsüne ektiriyor ama o destekleri kendi cebine alıyor. Bu konuda da devletin uyanık olması lazım. O desteklerde mutlaka ekene, o ürünü teslim edene o desteği vermesi lazım. O konuda da plan değişikliği gerekiyor. Ayrıca Sayın Tarım Bakanı'nın açıkladığı bir şey var. Sizin de önce bahsettiğiniz 9 milyon metrekare başlangıç ve deneme olarak açıkladı. Şimdi dikkat edin bakın bu başlangıç çok önemli. Burada ne yapıyorlar biliyor musunuz? Bakın neyi ektirteceklermiş. Yine bu Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da hazineye ait dikilebilir ama boşta kalan araziyi köylüye dikim için verecekler. Hububat, baklagiller, yağlı tohumlar ve yazlık ekime uygun yem bitkileri başta olmak üzere diyor. Şimdi burada bakın önemli bir şey var. Şimdi yazın zaten ekim dönemi esas olarak bitiyor. Şu anda taze sebze meyve türü şeyler ekiliyor ekim zamanı. Esas olarak bir sonraki sezonun ekim zamanı yaz içinde başlayacak hazırlığı. Şimdi bu hazırlık deneme anlamında çok önemli. Demek ki
Bunun arkasından gerek hazine arazileri gerek ekilemeyen tarım alanları konusunda planlı, hedefli bir şey geliyor. Bu çok önemli. Bunun üzerine bastırıyorum. Patates eker çiftçi, soğan bulamazsınız. Soğan eker, buğday bulamazsınız. Onun için çiftçiye sadece destek alımıyla boş bırakmak değil, çiftçiyi yönlendireceksiniz. Ayçiçek, patates, soğan ve eğer buna uyuyorsa çiftçi, bunlar da alım garantisi de vereceksiniz. Galiba alım garantisini de Sayın Bakan devreye sokuyor. O tür bir desteğe de girecekler. Bakın bu niye önemli biliyor musunuz? Burada yem bitkileri falan gibi bir şey var. Bizim Sayın Yurttaşer, Süleyman Yurttaşer, ziraat mühendisi arkadaşımız şöyle acil önlem paketlerinden bir tanesini şöyle bir açıklama yapmıştı. Dedi ki bizim kanatlı yemlerinde önemli bir tutar ithal etmek zorunda kalıyoruz. Soya küspesi için soya fasulyesi dikimi gerekiyor. İşte bu yem dediği Sayın Tarım Bakanı'nın bunlardır. Bu ne işe yarayacak? Bu hem biliyorsunuz bu tür soya küspesi falan, ben hani ekonomist, tarımdan anlar anlamaz, ufak tefek bir şeyler biliyorum. Bunlar azotlu bitkilerdir. Azot üretir, toprağın gübrelenmesine de destek olur. Bir sonraki dikime de hazır eder toprağı. Aynı zamanda siz ithal etmek, yani döviz bulmak zorunda kalıp ucuz protein üretimidir. Tavuk kanatlı yemlerinden kastedilen ana olarak tavuklu şeylerdir. Tavuk üretimidir, beyaz et üretimidir ve ucuz protein ihtiyacını karşılaması Türkiye'nin bugün çok önemlidir. Eğer siz bu yemleri de sağlayıp hazine arazilerinde bunları da kanatlı hayvan üreten çiftçilere bunları sağlarsanız çok ciddi katkıda bulunursunuz. Ben bunun bu açıdan hükümetin doğru yola girdiğini, üretim devrimi, bakın Vatan Partisi'nin bu üretim devrimi kitapçığı yanımda yok, göstermek isterdim onu. Mutlaka okunması lazım. Oradaki milli direnme ekonomisi konusunda uygulamaya geçtiğini görüyoruz. Birinci sırada gıda güvenliği vardır. Gıda güvenliği meselesinde de ekilemeyen arazilerin, yani 3,5 milyon hektarın hem dikilmesi ekilmesi çok önemlidir. Aynı zamanda bunun planlı yapılması çok önemlidir. Planlı yapılanın da satın alım garantisi verilmesi önemlidir. Bakın hep şu konuşuluyor. Siz de toplantı başında dediniz ki ya işte ücretsiz izne çıkartıyorlar. Efendim maaşlar verilsin de para verilsin, pul verilsin. Bakın bu kısmı ne yaparsınız? Gider para basarsınız, milletin eline üçer beşer bin lira para dağıtırsınız. Ama eğer ekmek bulamazsanız, tavuk bulamazsanız, yumurta bulamazsanız, peynir bulamazsanız dağıttığınız para hiçbir işe yaramaz. Önce üretmeliyiz. Bu hem bastığınız paranın enflasyon getirmemesinin şeyidir, aracıdır. Hem de para vermenize bile gerek kalmaz. Ben biraz afaki konuşayım. İnsanlara nasıl şimdi bir de imza, artık girmeyeyim oralara, hani nifak tohumu saçmayalım. İnsanlara dağıtmıyor musunuz koli? O kolilerle dağıtılır, paraya ihtiyacı olmaz o zaman insanların. Ha yine para basarsınız siz, ama bu sefer üretim olduğu için, özellikle gıda üretimi olduğu için insanların barınma ve gıdayı eğer zaten şey yaparsanız ve güvenlik ihtiyacını, ondan sonrası gelir Sayın Karadut. Daha fazla uzatmayayım. Şevket Apuan, tabii buna şunu da ekleyelim. İşte çoban desteği de, hayvancılık yapan yaklaşık 10.530 işletmeye de çoban desteği kapsamında 53 milyon liralık destek ödemesi de gündemde. Ben o zaman Sayın Karadut, sözünüzü kestim. Buyurun. Şimdi çoban lafına giriyorsanız bakın orada bir Şevket Apuan'ı dinleyelim, dönüşte bir bölümüm daha olacak Hakan Topkurulu. Ben bu ülkedeki bu son hafta açıklamaları da
dinlemek istiyorum. Yok, çoban desteği var. Yani az önce aslında sizin tavuk üretimi ve işte bizim malum tavuk sanayimiz maalesef işte bir yandan işte o dönem oluşturulan suni gündemlerle falan yerliydi ve yabancının eline geçti aslında. Oradaki en temel unsur oydu. Yani bir yine emperyalist müdahaleyle orada karşılaştığımızı düşünenlerdenim. Şimdi hayvancılık yapan 10.530 işletmeye çoban desteği, işçi çıkartılmasının 3 ay yasaklanması, tarım konusunda az önce sizin Hakan Topkurulu'nun da ayrıntılandırdığı bu yeni yapılanma çerçevesinde Şevket Apuan'ın da yine değerlendirmesini almak isterim. Şimdi tabii ki Maske boyutu da var işin. Dünyada insanların neredeyse gemilere el koyduğu maskeyi işte bugün eczanelerden alır hale getirebilme meselesi. Bir de Şevket, özür dilerim, girdim araya. Estağfurullah, yalnız ben sana maskeyle ilgili bir şey söyleyeyim abi. Sen maske diyorsun, çok iyi diyorsun da maske olayı, bakın maske olayında şöyle bir şey var. Sayın Cumhurbaşkanı çıkıp bunun satılması yanlıştır dememeliydi. Yani şimdi 3 gün oldu bunu söyleyelim. Ben şahsen 3 gündür maske alamıyorum. Bugün yine sabah eczaneye gittim. Diyor ki biz bunu satamayız. Ya bir tane ver o zaman diyorum. Diyor ki yok zaten diyor, yani satmayacağız diye diyor. Topladılar diyor. Şimdi sen onun satılmasını yasaklıyorsan maskeyi bana hemen o gün vereceksin. Yani bu karar maskeler hazır olduktan sonra alınmalıydı Can abi. Yani maskeler hazır olacaktı. Diyecekti ki satmıyorsun kardeşim sen. Sen de gidiyorsun oradan bedavaya alıyorsun. Şimdi ben alamıyorum, bedava da alamıyorum, parayla da alamıyorum. Şimdi burada bir şey oldu, maske, tabii bu giderilecek. Yani kesinlikle giderilecek tabii ki ama bu senin bu maske konusundaki sevincine ve şeyine katılamıyorum ben abi, 2 gündür. Şimdi şöyle... WhatsApp'tan böyle maske diyorsun Can abi, sen maske. Şimdi şöyle, elinize gelen kodla abi eczaneye başvurduğunuzda 5 tane maskeyi verecek. Yani Türk Eczacılar tamam, Birliği Başkanı sevgili Yeşim Er Yılmaz, değerli meslektaşıma, mesai arkadaşıma katıldığı canlı yayında süreci öyle anlattı. Evet, belki biraz anlattığın gibi bir boşluk doğdu ama iyi de yani Şevket Apuan, Sağlık Bakanı evde maske yapmayı da anlattı yani. Azıcık biraz evde de uğraşacağız yani, vatandaşa da düşen sorumluluk var. Ya şimdi tamam, o yani sen öyle diyorsun, hadi öyle olsun abi de. Şimdi yani... Yo, eleştirinde haklı olan taraf var. Ben onu anladım ne demek istediğini. Şaka bir tarafa. Ama yani şaka, evet. Ama evet, dünyanın hani içine sürüklendiği bir maske bile bulamazken, ne bileyim, Amerika'da tıpçıların, yani bunu üzülerek aslında ifade etmek gerekiyor. Nihayetinde oradaki de bir bilim insanı, bilim çalışanı hani çöp poşetlerinden kendilerine hijyenik bir durum yaratarken bizim evet, ortaya koyduğumuz refleks açısından sadece dikkat çekmek istiyorum. Yoksa aksaması vesairesi elbette vardır yani. Haklısın yani bizim, o konuda. Konuda bir haftadır benim aklıma hep aynı söz geliyor. Bizim için şu çok geçerli. Acı patlıcanı kırağı çalmaz derler. Yani şu bir gerçek, bu adamların eline ayağına dolayan, bunların sistemini çökme noktasına getiren meseleler bizim çoğu zaman gülüp geçtiğimiz şeyler oluyor. Yani bizim son 300 yılımıza baktığımızda, bizim son 300 yılımızı işte Avrupa mesela yaşasaydı, ben hep bunu söylerim, birbirlerini yerlerdi. Yani bizim böyle bir kültürel birikimimiz var ve sürekli bir şeylerle uğraşmak zorunda olan bir ülke olduğumuz için sorunlara, karşımıza çıkan problemlere çözüm üretme konusunda da bir tecrübe kazandık. Hem bunu bürokrasi kazandı. Yani bu çok uzun bir mesele. Bunu 10 yıllık, 20 yıllık olarak söylemiyorum. Hem de halk kazandı. Yani sonuç itibariyle dünyanın kaç tane ülkesinde, işte yani mesela bize deseler ki şurada yarın göktaşı düşecekmiş, biz şaşırmayız. Yani her şeyi fazlasıyla yaşayan bir millet olduk maalesef. Yani yaşamadığımız bir felaket kalmadı. Çöp yığınlarının altında grizi patlamasıyla ölmek de buna dahil. O yüzden ben hep diyorum ki acı patlıcanı kırağı çalmazmış. Ve bizim böyle bir yeteneğimiz oluştu. Meseleleri çözmek, zor zamanlarda sorunların üstesinden gelebilmek gibi. Şimdi bu sorun, bu problem bize çok önemli bir şey öğretti. Neyi öğretti? Gıda güvenliğini
öğretti. Ben eski programlarımıza vakit bulduğumuz için Hakan abiyle, yani bu üçümüzün yaptığı programları tek tek izledim Can abi. Ve bunu sürekli söylemişiz, biliyor musunuz, neredeyse bir yıldır. Gıda güvenliği, tarım, buğdaya sahip çıkmak lazım demişiz. Yani Hakan abi söylemiş, ben söylemişim, sen söylemişsin. Ama bizim bu programımızda bugün ne yaşıyorsak bunları söylemişiz sürekli. Şimdi bu şeye sahip çıkmamız lazım. Konuşmamın, programın başında da söyledim. Yarın ihracat yapacak bir ülke bulamayabiliriz. Bakın uzun süre biz toparlansak da uzun süre eski randımanda ihracat yapacağımız bir Avrupa, bir Amerika karşımızda olmayabilir. Yani dağılmış, ezberleri bozulmuş ve sadece karın doyurma derdine düşmüş ve Avrupa'ya neyin ihracatını yapacaksınız? Kim sizden tekstil malzemesi alacak? İşte kime tarım ürünü satacaksınız zaten? Dolayısıyla sadece bizden hasılı olmayan sebeplerden dolayı da bizim en önemli meselemiz doyma. Yani karnımızı güvenli şekilde doyurmak olacak bir süre. Şimdi bunun için ne yapmak gerekiyor? İşte bunun için hayvancılığı diri tutmak, toprağı diri tutmak, tarımı ve çiftçiyi diri tutmak gerekiyor. Bunu biz uzun zamandır söyledik. Şimdi sürekli yıllardır bu eleştirileri yaptığımız için biz de şöyle eleştirmiştik falan da demiyorum, buna gerek görmüyorum. Ama bu yanlışların ya da bu eksikliklerin görülmesi, bu hataların giderilmesi bugün ve bugün o alınan karar, devlet arazisinin tarıma açılması bir kısmı da olsa alınan karar, bir şey görüyoruz. Bu şartlar ve koşullara göre bir çözüm üretme arayışı var devlette. Devlet refleksinde, devlet aygıtında bu başlamış. Şimdi burada herkese kulak verirlerse, bütün eleştirileri, bütün tavsiyeleri alıp buna uygun davranırlarsa bu bizim için çok stratejik bir adım atmış olurlar Türkiye için. Şimdi sonuç itibariyle insan bu. Yani insan bir domatesle de doyar, pirzolayla da doyar. Tatları farklıdır ama sonuç itibariyle bizim karnımız domatesle, peynirle, salatalıkla da doyabilir. Yani şimdi öyle bir mesele var ki bizim önce doyma işini hazır tutmamız gerekiyor. Yani kimsenin aç kalmayacağı şekilde, kimsenin aç kalmayacağı kadar gıdayı ve kimsenin susuz kalmayacağı kadar suyu Türkiye'nin her zaman planlaması, programlaması gerekiyor. Bu bizim için çok önemli ve bundan sonra, bakın bundan sonra daha da önemli hale gelecek. Bu mesele 2 ay sonra, 3 ay sonra bitecek diyemez kimse. 5 ay sonra bitecek diyemez kimse. Belki 5 ay sonra bitecek ama 8 ay sonra yine başlayacak daha şiddetli şekilde. Belki daha şiddetli başladığından sonra 1 yıl sonra bitecek. Aradan 6 ay geçecek, 3. bir dalga belki de gelecek daha şiddetli şekilde. Sonuç itibariyle bunu bilemeyiz. Ama burada neyi biliyoruz? Her zaman karnımızı doyurmamızı, bir 2 yıllık, 3 yıllık, 5 yıllık nasıl doyacağımızı planlamamız gerekiyor. Ne yiyip ne içeceğimizi planlamamız gerekiyor. Bu temel mesele. Yani lüks arabalara binmesek de olur. İşte seyahatlere çıkmasak, tatillere gitmesek de olur. Ama sonuç itibariyle suyu içeceğiz ve gıdayı da tüketeceğiz. Bunlar temel meselelerimiz. Bunu garanti altına almamız gerekiyor. Ve tarım işte bu yüzden önemli. Sulama sistemlerinin özellikle gözden geçirilmesi gerekiyor. Çünkü sulama sistemlerimiz bizim hala büyük ölçüde yanlış. Benim bununla ilgili önerim en azından bu 6 aylık ya da 1 yıllık süreçte zaten devlet işte evsize, işsize, yaşlıya yardım etmiyor mu? Ediyor. Bununla ilgili önerim, ne kadar işsiz, boşta gezen tarım mühendisi gencimiz varsa Tarım Bakanlığı'nın hepsini acilen istihdam edip Anadolu'ya yollamasıdır Can abi. Bütün tarım mühendislerini hemen gelin buraya diyorsunuz, bir seferberlik ilan ediyorsunuz ve programlı bir şekilde Anadolu'ya göndermemiz gerekiyor. Çiftçiyle buluşturmamız gerekiyor ve bunların acil olarak da yardımların da kime yapıldığı da çok önemli. Hakan abinin o söylediği haklı. Bazen yardımların alınıp ama gerektiği şekilde toprağa yansıtılmadığı da vuku bulabiliyor. Bu şekilde bu plan, bu program, bu stratejiyle acilen bizim tarıma yönelmemiz gerekiyor. Çünkü en önemli şeyin gıda olduğunu gördük. Hiçbir şey yapamasanız da karnımızın doyacağını bilmiş oluruz. Ve şunu da söyleyeyim, bu gidişle sanırım
öyle günler göreceğiz ki tarım ürününün petrolden daha değerli olması kimseyi şaşırtmayacak. Yani bir kilogram domates ve bir kilogram salatalığın petrolden daha aranılır bir şey olduğunu, daha önemli bir şey olduğunu kimse şaşmayacak yani. Nasıl işte şimdi altına yükleniyoruz, nasıl şimdi petrole yükleniyoruz? Ülkeler, mesela Amerika şu anda bütün petrol kapasitesini doldurdu. Petrol fiyatlarının düşmesiyle ithalat da yaparak bütün depolarımızı doldurduk diyor Amerika. Aynı şekilde böyle insanlığın tarıma, toprağa, yani topraktan yetişen besinlere, gıdalara saldırdığını, böyle onların altın değerinde olduğu günleri de görecek dünyanın bu gidişatı, durum onu gösteriyor. Dolayısıyla bunlara hazır olmak adına plan, program ve strateji ve akıl birliği, yani bir komisyon olur, kalabalık bir komisyon olur, bir tarım, tekrar acil bir tarım şurası olur, bir akıl birliği, bir beyin fırtınası ve bunların sahaya yansıtılarak uygulanması Türkiye'nin çok ama çok çıkarına olacaktır. Emek kesimi, Şevket Apuan, işte 3 ay işten çıkartmanın yasaklanması ve buna bağlı olarak emek kesiminin yine endişeleri var. Ücretsiz izinler vesaire, buna ilişkinde değerlendirmen olur sanırım. Şimdi bu insanların, devletin asli görevidir. Kimseyi açıkta bırakmayacaksınız. Yani nitekim Cumhuriyet'te kimsesizlerin kimi şiarıyla kurulmamış mıdır? Dolayısıyla bu insanların çok acil kaygılarının giderilmesi gerekiyor. Bakın, sorunlar giderilir. Yani siz önümüzdeki hafta, 10 gün sonra sorunları giderirseniz, ama şu anda ne var? Şu anda kaygı var. Bu kaygıların giderilmesi gerekiyor. Burada da gördüğümüz şu hızlanılması gerekiyor. Bu kesimlere ulaşmakta devletin hızlanması gerekiyor. Bu kesimlere gerekli yardımlarda bulunmasının, bu kesimlere ulaşmasının hızlandırılması gerekiyor. Niçin? Şimdi 3 ay işten çıkarmama, evet, bu önemli bir mesele. 3 ay işten kimse çıkarılmayacak. Zaten işsize de devlet yardım edecek. Ama şu süreçte biz biliyoruz ki kimse aç, kimse açıkta kalmayacak yani. Çünkü devlet de şu an içinde bulunduğumuz olayın vehametinin farkında. Ama dediğim gibi buna şimdiden hızlı hareket ederek topluma, bütün ihtiyacı olanlara devletin ulaşması gerekiyor ki biz piyasa ayakta kalsın diye, üretim çarkları mümkün olduğunca dönsün diye, mesela ona göre plan ve program, ona göre bir mücadele, virüsle mücadele stratejisi belirledik. Üretim devam etsin, piyasalar biraz ayakta kalsın, 20 yaş altı evde, 65 yaş üstü evde, ama diğerleri piyasayı, şimdi bu insanlara ulaşmamız demek, bu insanların cebine para girmesi demek, bu insanlara devletin ulaşması demek, nereye gidecek? Yine piyasayı canlı tutmaya yarayacak en önemli girişimdir. Zaten yine bunun bir kısmını devlet vergi olarak kasasına koyacak. Dolayısıyla burada hızlanmak gerekiyor. Yani alınan tedbirler, evet, devlet işin farkındadır. Devlet bu kesimleri yalnız bırakmayacaktır. Ama bunları hızlı bir şekilde hayata geçirmesi gerekiyor Cenab-ı. Buradaki mesele bu, hız. Hız. Hızlı bir planlamaya ihtiyaç, evet, var. Hakan Topkurulu, hem tam çoban meselesine ilişkin bir yorumunuz olacaktı. Bir de bu emek kesiminin sıkıntısını size de sormak istiyorum. Son dakikalara girdiğimiz anda 3 dakika, son 3 dakika işareti geldi. Buyurun. Peki, ben o zaman Sayın Karadut bir şey de bir bildirim de yapmak istiyorum. Hakan abi, özür dilerim. Hakan abi. Sen 5 dakika konuş. Sıkıntı yok abi. 5 konuş sen. Ne yapacaklar? 5 konuş. 5. Peki. Ben şöyle bir bildirim yapmak istiyorum. Bugün saat 3'te, yani bundan 1-2 saat sonra Vatan Partisi'nin YouTube kanalında ekonomiyle ilgili bir söyleşi yapacağız. Yaklaşık 1-1,5 saat sürecek bir söyleşi. Bunu da buradan, eğer ekonomiyle olur, ilgili dinlemek isteyenler olursa, orada da konuşma olacağını ben bir söylemeyi, tamam, istedim. Şimdi bu çoban meselesi çok ilginç. Yeni tanıştığım Mehmet Öztürk, bu tarım gazetecisiymiş. Bir arkadaşımızla birlikte iki defa program yaptık. Orada söyledi.
Ya dedi bizim dedi çoban bulamıyor dedi bizim şeyi dedi köylüler dedi. Doğru. Niye? Ya işte çobanlar dedi Suriyeliler, Afganlılar dedi çobanlık yapıyor. Bizimkiler niye yapmıyor? Bakın ne kadar ilginç şeyler bu halkın içine girdiğinizde gerçek ihtiyaçları yakalıyorsunuz. Çobanlara kız vermiyorlarmış Türkiye'de. Niye? Çünkü çobanlar sigortalı Doğru. olmuyormuş. Sigortalı olmayana da kız anaları babaları kızlarını vermezlermiş Anadolu'da. Bakın o kadar önemli bir şey ki siz çoban bulamayıp Suriyelileri, Afganlıları çalıştırıyorsunuz. Halbuki sizin memleketinizde insanlar tarımsal bölgelerden büyük şehirlerin varoşlarına yığılmak zorunda kalıyorlar. Ben onu söylemek istedim. Bir de hoş bir şey bu tabii. Sosyal medyada da paylaşmıştım bunu. Peki. Sayın Öztürk'ün bunu söylemesi, dile getirmesi o sigorta meselesinin en kritik noktası buymuş. Bakın, Evet, en kritik en kritik. noktası. Hafta Tabii içi ayrıca Aydınlık'ta da yer bu almıştı, insan. öyle hatırlıyorum. Evet, ben onu paylaştım Doğru, zaten. doğru. Sayın Öztürk Aydınlık'ta yazmış o. Onu bir de programda da söylemişti. Bana çok ilginç gelmişti o. Onu tekrar söylemek istedim. Peki. Onun için yani çoban meselesine öyle bir şey Atıf yaptım yapacaktınız. size. Çok teşekkür Giriş ediyorum o zaman. yapmıştım. Peki. Ağzınıza sağlık. Haftaya yeniden bir arada olabilmek dileğiyle size ve ailenize sağlıklı, mutlu, güzel günler diliyoruz efendim. Bir mukavele. Efendim Hakan Topkurulu ve Şevket Apuan'la da bu haftayı burada noktaladık. Yeniden birlikte oluncaya dek esen kalın, iyi hafta sonları. Evde kalın efendim.